Merhaba arkadaşlar, ben Arif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. DGS sınavı bitti arkadaşlar. Sınavdan sonra netlerinizi ve puanlarınızı merak ettiğinizi biliyorum. Puan hesaplama için arkadaşlar mbaeğitim.com sistemden 2019 DGS'ye %99 uyumlu, 2019 DGS ile birebir aynı arkadaşlar. Puan hesaplama sitesi kurduk. 2020 DGS'ye de uyumlu bu. Yani sınav sonuçlarını tabii görmedik ama buna bakarak puan hesaplamalarınızı 3 aşağı 5 yukarı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca buranın yorum kısmında alt taraflarda net hesaplaması yapıyoruz. Yaklaşık şimdiye kadar 70 tane arkadaşımızın netini hesapladık. Hangi bölüm için kaç net lazım, kaç puan almam lazım? Yani mesela Yeditepe Hukuk için mesela diyor örneğin veya işte Devlet Hukuk için şu üniversite için kaç puan lazım? Şu üniversitenin şu bölümü için kaç puan lazım tarzında gelen soruların çoğuna cevap verdik arkadaşlar. Yorumlarda göstereceğim size onu. ÖBP'nizi yazacaksınız. Hangi bölümü istediğinizi yazacaksınız. Biz de müsait olduğumuz zamanlarda bunun size hangi bölüm için kaç net yapmanız lazım şeklinde yorumlarda cevap vereceğiz. Birkaç tane örnek puan hesaplama yapacağım. Siz bu puan hesaplama sitesini kendiniz arkadaşlar videonun altına link olarak koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. 2019 DGS'ye %99 uyumlu. 2020 DGS için Türkçenin katsayısı biraz değişebilir. Sınavdan sonra onu da değiştireceğiz. Yani Türkçe değişebilir. Matematiğin çok değişeceğini düşünmüyorum. Ama Türkçenin katsayıları birazcık daha artabilir. ÖBP'miz arkadaşlar 40 ile 80 arası olması lazım. Şimdi ÖBP'yi nasıl hesaplıyorsunuz? Eğer notunuz yüzlük sistemdeyse 100 üzerinden hesaplanıyorsa diploma notunuz 0,8 ile çarpmanız lazım. Eğer diploma notunuz dörtlük sistemdeyse diploma notunuzu 20 ile çarpmanız lazım. Örneğin dörtlük sistem için konuşayım. Diploma notunuz 2,6. 2,6'yı siz 20 ile çarptığınızda buraya ÖBP olarak 52 girmeniz lazım. Tamam mı? 52 gireceksiniz. Buraya Türkçe için 25 net yazalım. Tabii ki sizin ne olduğunuzu bilmiyoruz. Sayısal, sözel, eşit ağırlık onu kendiniz buradan bakabilirsiniz. Matematik için örneğin 40 net yapalım. 40'a 25 ÖBP'si 52 olan biri kaç puan alıyormuş? Zaten sayısal puanı hesaplanacak bunun ya da eşit ağırlık puanı hesaplanır. Sözel puanı hesaplansa bile sözelci değil bu muhtemelen. Matematikten 40 tane yaptığı için 299 sayısal puanı. Yani 40 tane matematik, 20 tane Türkçe ÖBP'si 52 olan biri yaklaşık 300 puan sayısal alıyor. Eşit ağırlık puanı arkadaşlar 270'e yakın oluyor. Bu şekilde puan hesaplamanızı bu siteden çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Net hesaplaması arkadaşlar örnek olarak mesela DGS hemşirelik kontenjanlarını yazmışız. Net hesaplamalarını yapmışız. Hangi bölüm kaç net merak ediyorsanız sorunuzu yorumda sorun diyoruz. Örnek olarak hangi üniversite istiyorsunuz? Hangi bölümü istiyorsunuz ve ÖBP puanınız ne arkadaşlar? Bunu yazmanız lazım. Şimdiye kadar 80 yorum gelmiş. Birçoğuna cevap vermeye çalıştık arkadaşlar. Bu şekilde Bursa Uludağ veterinerlik için kaç net gerekir diye sormuş. Mesela cevap vermişiz. Marmara Üniversitesi Türkçe için kaç net gerekir demiş. Cevap vermişiz. Birçoğuna cevap vermeye çalıştık. Yeni gelen yorumlar var. Onlara da cevap vereceğim yarın müsait oldukça. Yorumlarınızı buraya yazarsanız cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. DGS puan hesaplama bu şekilde. Umarım istediğiniz puanı alırsınız. Yeni bir rehberlik videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.